Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına geliyor. Öyle şeyler yapmaya kalkışıyor ki herkesin sevdiği, değer verdiği Muhammedül Emin, güvenilir bir insansın. Bir saygınlık kazanmış, değer kazanmış, sevgi kazanmış. Bu kadar akıllı, dirayetli. Mekkeliler ne diyor? Seni başımıza devlet başkanı yapalım. Sana mal verelim. Efendim, evlenme hususunda bir arzun varsa ona aracılık yapalım. Hem de çok endamlı da bir yapın var. Kimi istersen elini uzat. Biz ona vasıta olalım. Yani ne istiyorsun? Bir derdin nedir? Bunların hepsini reddediyor. Dünyalık ayağın altına seriliyor. En baş idareci olmak. Dünyalık veriliyor. Evlilik teklif ediliyor. Bunlar Resulullah Efendimiz'e yapıldı. Buna hikaye değil. Ama yine öyle bir şey yapmaya kalkışıyor ki bütün millet ona cephe alıyor. Ha, demek ki burada güzel dinimiz İslam, o nefse ve şeytana uymadığı için insanoğlu bu sefer buna itiraz ediyor. Ha, o zaman biz burada karar vermek durumundayız. Biz Allah'ı mı memnun edeceğiz? Nefsi, şeytanı ve şeytanı razı etmeye çalışan kötü insanları mı biz memnun edeceğiz? Tamam da işte filancalar istemiyor falan, tamam da ortama uygun değil, tamam da benim canım istemiyor, ben hürüm. Bir dakika. Burada biz oturup mütalaa etmemiz lazım. Biz burada neyi memnun edeceğiz? İşte en başta peygamberler. Bütün toplumun sevgisini kazandıkları halde beni çok etkiliyor bu mesele. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için bu sefer bütün millet ona, o peygamberlere cephe aldılar. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar. Allah göklere kaldırdı. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler, yani testereyle böyle ikiye kestiler. Hır 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 kestiler. Yahya Aleyhisselam'ı da hakeza kolunu kestiler, başın kafatasını kestiler. Mübarek o kafadaki parçası, kolun öfün parçası Topkapı'da şu anda. Zırhın içerisinde hala duruyor. Koca Yahya Aleyhisselam. Neye yaptılar bunu? Dertleri neydi? Tam sizin dediğiniz olsun diyebilirlerdi. Taviz verebilirlerdi. Biz günümüzde bunu talihsizlikle yaşıyoruz. Bir şey söylüyoruz, tamam da da derken yani Allah'a itirazım var demektir bu. Da kelimesinin eşittir Allah'a burada uyamam. Peygamberin sünnetine uyamam. Ya güzel kardeşim, bu sakal bizim takıntımız değil ki. 4 mezhepte sakal tıraşı haramdır. Sakal sünnet-i hüdadır. Ezan okumak sünnet-i hüdadır. Çocukların sünnet olması sünnet-i hüdadır. Alameti farikadır. Sakal da aynıdır. Ezan-ı Muhammediye, İstiklal Marşı ne diyor? Şu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu olmalı diyor. Allah bayrağımızı yüceltsin. Amin. Ezanımızı daim eylesin. Amin. Birliğimizi kaim eylesin. Amin. Ülkemize selamet nasip eylesin. Amin. Askerimize emniyet kuvveti, Allah müthiş cesaretle, amin, efendim hainleri, kötüleri derdest etmeye muvaffak eylesin. Amin. Burada mesele nedir? Ezan-ı Muhammediye, diyelim İstanbul, Avrupa yakası, bir noktada, bu bölgede bir noktada, Sakarya'da mesela bir noktada okunması farz. Her camide okunması sünnet. Mesela biz burada cemaat yapacağız. Efendim, yakınımızdaki camide ezan okundu. Biz burada ezan okumadan kâmet getirsek, namazımızı kılsak. Olur. Ezan okumadık, ezan okundu.
bir noktada okunması o farz yerine geliyor. Her noktada okunması sünnet yerine geliyor. Bütünüyle kaldırıldığı zaman savaş ilan ediliyor. E bu sünnete niye terk ettiniz diye böyle bir savaş edilmemesi lazım. Ha demek ki bu farklı bir mesele var burada. Sakalın aslı farzdır. Bir tutam olması sünnettir. Ölçüsü sünnettir. Her bölgede, her noktadaki ezan gibi. Ölçüsü sünnettir. Kesilmesi haram oluyor. Erkek çocuklarının sünnet meselesi gibi. Alameti farikadır.